Değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Merhabalar. Şimdi sizlere rüya konusundan bahsetmek istiyorum. Farklı yaklaşımla kişiye özel, nadide rüyalarınız yorumluyorum. Rüyalar genel anlamda genel bir yoruma tabi tutulur. Fakat rüyalar kişiye özeldir aslında. Herkese göre farklılık gösterir. Yani kişinin ruh hali, yaşantısı, yaşam birikimi, mevcut hali ve çevresiyle etkileşimi farklı özellikleri taşıdığından kişiye göre tabir olması daha anlamlı olmaktadır. Rüya tabirimdeki şartlar her rüyalarınız değil de nadide belirli özel rüyalarınızı tabir ediyorum. Rüya tabir şartlarım kanalıma abone olan izleyicilerimin rüyalarını tabir ediyorum. Tabi rumuz kullanabilirsiniz burada. Medeni halinizi, yaşınızı, ne işle meşgul olduğunuzu, özellikle ruh halinizin yani nefret, özlem, aşk vesaire açıklanması gerekiyor. Bu çok önemli rüyalarda. Çünkü bilinçaltını etkiliyor. Gerçek mi değil mi diye rüyalar buna göre yorumlamak lazım yaşantı biçimine göre. Kendisi hakkında daha sağlıklı tabir olunmasına neden oluyor bu durumların bilinmesi? Size şöyle bir rüya yorumuyla başlamak istiyorum. Çok kötü, yüzümüzün kızardığı bir rüyanın telifini, yorumunu paylaşmak istiyorum sizinle. Biraz genel olacak tabii ama kişiye özeldir bu. Şimdi burada belirttiğimiz gibi çok kötü yani rüyamızda böyle yüzümüz kızarıyor. Yani istemediğimiz bir durum bu. Nedir bu? Rüyamızda hayırlara vesile olur inşallah. Halk böyle kalabalık önünde böyle kendimizi tutamayıp dayanamayıp altımıza kakamızı ve çişimizi yapmak zorunda kaldığımız bir rüyamızın tabiri ne ola ki? Şöyle, normalde bu kişiye özeldir aslında. Yani böyle genel bir tabiri vardır ama kişiye özel tabir edilmesi daha şeydir, daha evladır. Yediklerimizi dışarı atmak elzemdir. Hatta ne kadar fazla tutarsak bizim için toksik bir maddedir.